gerçek tarihe susamış, tarih anlamında bir şeyler öğrenmek, bir şeyler dinlemek için her fırsatı kollayan sevgili dostlar, sevgili tarihte yürüyen adamlar, bugün hep birlikte Kocaeli'nin gözdesi, Kocaeli'nin incisi Gebze'deyiz. Yo yo, Gebze tarihini anlatmayacağız. Zaten Gebze tarihiyle alakalı 3 bölümlük programımız var. Bugün sıradağlar gibi bu vatanın topraklarına uzanmış, kuruyan toprağını kanıyla ıslatmış akıncılardan, delilerden, bu vatan için şehit olmayı cana minnet sayan kahramanlardan bahsedeceğiz. Ve bu noktada bizim referansımız, çıkış noktamız akıncıların ilk beylerinden, hatta Kanuni'nin zamanının Akıncılar Beylerbeyi Bali Paşa'nın da dedesi olan Malkoçoğlu Mehmet Bey'in Gebze'deki türbesinde ve mezarında size akıncılardan ve delilerden bahsedeceğiz. Haydi buyurun. Önce bir duamızı okuyalım. Sonra programa bismillah diyelim. Akıncılar Beylerbeyi, akıncıların şahı, Malkoçoğlu Bali Paşa'nın dedesi, Malkoçoğlu Mehmet Bey. Kendisini, vücudunu, ailesini, sevdiklerini değerli olarak gördüğümüz bu dünyada ne varsa her şeyi ümmetin ve devletin mutluluğu için yerlere seren bu kahramanlar sayesinde İslam sancağı Viyana kapılarına kadar gitti. Bu kahramanlar sayesinde 500 sene boyunca İslam coğrafyasında huzur, İslam coğrafyasında mutluluk, çocukların gözlerinde gülümseme ve kahkaha eksik olmadı. İşte bu kahramanlar. Bugünkü konumuz akıncılar. Osmanlı Ordu Teşkilatı'nda akıncılar ve deliler teşkilatı. Tarihte yürüyen adam, akıncıların ve delilerin şanlı tarihini sizlere sunmaktan iftihar duyar. İslam'ın ilk döneminden itibaren Serden Geçiler isminde bir teşkilat bulunmaktadır. Bu teşkilata mensup olan mücahitler şehit olmayı, can gözü kara olmayı cana minnet saymış can gözlü insanlardır. Ve bunlar İslam uğruna, Allah uğruna, Allah'ın dini ve peygamberi uğruna şehadet şerbetini içmeyi bir nasip meselesi saymışlardır. Bunlardan birisi Allah Resulüne Uhud Savaşı'nda gelen okları engellemek için Peygamber Efendimiz'in üzerine kapaklanarak ona atmayın bana atın diyen Sa'd bin Ebi Vakkas mesela okçuların piri yani akıncıların ve delilerin üstadı piri sayılabilir. Selçuklu Devleti'nde fedai sıfatında sarayda bazı insanlar vardı. Fakat akıncıların ve delilerin başlangıcını biz Osmanlı ile birlikte farz etmek durumundayız. Zira Osmanlı Devleti'nin o ilk dönemlerinde Ertuğrul Gazi'den hemen sonraki Kösemihalli dönemlerde yani Osman Gazi'nin bey olduğu devirde Kösemihal'in oluşturduğu 20-30 kişilik bir grubun deliler ve akıncılar anlamında olağanüstü faaliyetler yaptığını biliyoruz. Orhan Gazi devrine gelindiğinde Evrenes Bey önderliğinde 100 kişilik bir fedai grubunun git şu işi yap gel dendiğinde ölümü göze alıp o işi yapıp geri gelen 100 kişilik bir grubun var olduğunu biliyoruz. Zaten biz şu an Gebze'deyiz ve Gebze 1332 tarihinde Orhan Gazi devrinde Orhan Gazi'nin askerleri, Orhan Gazi'nin akıncıları ve az evvel türbesinde bulunduğumuz Malkoçoğlu Mehmet Bey'in atası olan Malkoç Bey tarafından alındığını biliyoruz. Yürümüş olduğumuz yollar öyle böyle sıradan yollar değil. Uğrunda kan dökülerek, can verilerek, can alınarak alınan topraklardır. Akıncılar
Fatih Sultan Mehmet Han devrine kadar herhangi bir disiplinize edilmiş bir okuldan çıkmış bir eğitimden geçirilmiş tertibatlı sistemden oluşturulmuş asker grubu değildi. Fakat Fatih Sultan Mehmet yani Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad-ı Hüdavendi, yani Yıldırım Beyazıt, 1. Mehmet, 2. Murat devrinde akıncılar var evet ama disiplinize edilmiş bir birlik biçiminde değillerdi. Zaten Malkoçoğlu Mehmet Bey'in de vefat tarihi 1385'tir. Yani 3. Padişahımız Sultan Murat Hüdavendigâr devrine aittir. Fatih Sultan Mehmet Han devrinde akıncılar saraya bağlı özel bir birlik olarak hiç kimseden emir almayan, hiçbir askeri hiyerarşiye bağlı olmayan, doğrudan doğruya padişah efendimiz her kimse ona bağlı olan birlikler olarak başı bozuk bir biçimde, başı bozuk bu arada şey tabii kontrolsüz değil. Sadece padişahtan emir alan, evi barkı olmayan, herhangi bir yerde yaşamayan, dağlarda yaşayan, herhangi bir çağrılma durumunda merkeze inen ki çoğu zaman bunlar bir boru sesiyle çağrılırlarmış, aşağıya doğru inen insanlar olarak karşımıza çıkmışlardır. Ne güzel demiş Yahya Kemal o günleri anlatan bir şiirinde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak dolgalı beyler beyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bugün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bu şiirde olduğu gibi az evvel türbesinden çıktığımız Malkoçoğlu Mehmet Bey'in önderliğini yaptığı akıncılar tertibatı bin kişiyi geçmiyordu. Sadece bin kişi. Bu akıncılar tertibatının içinde daha özel bir birlik var. Artık bunlar akıncıların cebeciler kolunun içinde tam anlamıyla serden geçmek için, şehit olmak için, can vermek için bahane arayan, yalnızca padişaha bağlı olan, sadrazamdan bile emir almayan bu özel seçkin askeri birliğin sayısı asla 300'ü geçmiyordu ve bunlara deliler deniyordu. Kendilerini namazlardan sonraki zikirlerde halk onlara deliler diyordu. Ama onlar kendilerini şöyle tarif ediyorlardı. Delular. 1444 Varna Savaşı, 1448 2. Kosova Savaşı, akıncıların ve akıncılar beylerbeyi Malkoçoğlu Mehmet Bey'in, Malkoçoğlu Mustafa Bey'in ve bizzat Malkoç Bey'in önderliğinde katılınan savaşlardan herhangi birisidir. Varna, Kosova, biz buralarda, hatta Nibolu, biz buralarda akıncıları görüyoruz. En önde yalın kılıç atı göndermiş, elinde cirit, balta, mızrak, kılıç, ne varsa düşmana Allahu Ekber diye saldıran bir grup. İşte bu grup Osmanlı devrinin, devletin, batının anladığı anlamda bir emperyal güç olmasa da emperyal bir pozisyon ve kuvvete kavuştuğu Fatih Sultan Mehmet Han devrinde akıncıların içerisinde 300 kişiden oluşan bir olağanüstü özel bir birlik kuruldu. Bunların adı delular idi. Delular. Bunlar yaptıkları faaliyetler açısından delulardı. Yoksa herhangi bir akli melekelerinde problem olan insanlar değillerdi. Hiç kimsenin yapamayacağı, insanın akıl ile izah edemeyeceği şeyleri yaptıkları için bunlara deliler deniyordu. Akıncılar Birliği'nin, cebeciler kolunun deliler birliği. Padişaha bağlılardı,
Sadrazam dahil hiç kimseye itaat etmiyorlar, tabi olmuyorlardı. Herhangi bir evi, barkı, çoluğu, çocuğu, ailesi yoktu. İhtiyaç olduğunda padişah onlara bir mesaj gönderiyor. Deli başı ya da deli baş denilen onların başındaki insan saraya çağrılıyor ya da bizzat padişah deli başın bulunduğu tekke, dergah, türbe, mezarlık, bir dağ başı, bir oyuk, herhangi bir yer. Deli baş nerede ikamet ediyorsa oraya gidiyor, ona bir vazife veriyor. Bu kadar önemli. Padişah ayağına gidiyor ve deli başa ne yapması gerektiğini söylüyordu. Deli baş da bir borazanla, bir boruyla dağda öttürüyor. Onu duyan deli öttürüyor, onu duyan deli öttürüyor. En uzaklara kadar boru sesiyle çağrılma ve toplanma merkezinde delilerin bir görevinin olduğu anlatılıyordu. Deliler geliyorlar. Zaten ev bark yok, çoluk çocuk yok, bağlı oldukları bir hiyerarşik zincir yok. Her an ölebilirler, ölürken de elhamdülillah deyip kahkaha atan tipler. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1521 tarihinde Belgrad Kalesi'ni alırken yaşamış olduğu durum bize delilerin ne kadar etkili, bize delilerin ne kadar faal olduğunu göstermektedir. Zira 1521 Belgrad fethi dünya savaş tarihine dünyanın en kısa ve en kansız savaşı olarak geçmiştir. Şimdi bakın, dünyanın en kanlı ama dünyanın en kısa savaşı, Matrakçı Nasuhun Süleyman namesinde zikrettiği gibi öğlen namazı ile ikindi namazının arasında 2-3 saatlik bir zaman diliminde 120 bin saatte öldürülmesiyle biten Mohaç Meydan Muharebesi, dünya savaş tarihinin en kısa ve en kanlı savaşıdır. Dünya savaş tarihinin en kısa ve en kansız savaşı ise Belgrad'ın fethidir. 15 dakika sürmüştür. Hiç kimsenin burnu bile kanamamıştır. Ve deliler, bir grup deli bu savaşı bitirmiştir. Nasıl mı? Kayıtlar diyor ki, kalenin önünde bir grup deli kalenin komutanının gördüğü yere gider ve kendilerine kılıç, ok, mızrak, sancağın bulunduğu o sopanın ucu, bunları kendi vücutlarında, kollarına, kafasının tam ortasına, kafa derisine, göbeğine, herhangi bir yerine sokar ve düşmana gösterirdi. Elimizde bulunan Levni surnamesi, Vehbi surnamesi bunlara en güzel örnektir. Hemen şimdi beni dinleyen izleyicilerim, sizler dostlarım, arama motoruna internette Osmanlı akıncılarında deliler yazın, görsellere girin ve o delilerin vücutlarına karşı tarafı korkutmak için soktuğu kılıç, ok, mızrak, balları sokmuşlar kendi vücutlarına, gözlerinize görün. İşte bir grup askerin kendilerine kılıç, ok değil, mızrak, balta, sopa, bayrak direği, karnından aşağıya doğru bayrak direği, kafatasının derisine, kemiğine kılıç soktuğunu görünce savaşı bırakmışlar. Biz bu adamlara zaten kılıç vuracağız, bu adamlar kılıcı kendilerine zaten vuruyorlar mı dediler acaba? Bırakmışlar kaleyi ve 1521 tarihinde Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad Osmanlı'nın olmuştur. Mühim olan gönülse, mühim olan yürekse, mühim olan devlet için candan, serden, anadan, yardan geçmekse, onların adına Osmanlı'da deliler diyorlar. Evliya Çelebi seyahatnamesinde deliler hakkında şunlardan bahsediyordu. Muhabbetli ve seci askerlerdir.
Başlarında taçları samur ve aslan postundan kalpak, taç koyup arkalarına kurt ve ayı postları vardı. Koltuklarının altlarından karakoş kanatları bağlıydı. Ellerinde kurt derisi sarılı olup nicesinin alet ve silah levazımatı kendisini garip ve acayip bir şekle sokuyordu. Korkunç ve düşmana bela salarlar. Askeri zaferleri daimdir. Hiç kimseden korkmazlar. Eğildikleri tek güç Allah'tı. Osmanlı akıncılarının içinde bu özel birlik nasıl seçiliyordu? Nasıl 1000 kişilik akıncılar birliğinin içinden 300 kişi özel bir alana tabi tutuluyordu? Bu çok özel bir tercihten ve çok özel bir imtihandan. Ya bugünkü anlamda normal düz askeri komandolar arasından bordo bereli özel harekat komandolarının seçilmesi gibi bir süreçten geçmeleri gerekiyordu. Bir kere boylarının 1.90'dan yukarı olması gerekiyordu. Bu noktada benim deli olma imkanım sıfır. Çünkü boyum 1.90 ve üstü değil. Çok iri yarı, kaslı, pazulu olmaları gerekiyordu. Görüntü itibarı ile düşmana baktıklarında korku vermeleri gerekiyordu. İşte bu gençler Deliler ve Akıncılar Birliği'ne alındığında eğitimleri sabah namazından akşam namazına kadar sürerdi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabında yazdığı gibi Osmanlı zamanında zamanlar bizim gibi şu an saate bakarak ayarlanmıyordu. Öğle namazını müteakip ikindi namazında falanca yerde, akşam namazından hemen sonra diye randevular veriliyor. Ders programları, mesailer, çalışma saatleri namaza göre ayarlanıyordu. İşte bir akıncının, bir delinin eğitime tabi tutulduğu saatler namazla başlar, namazla biterdi. Sabah namazından sonra yapılan bir kahvaltı ile, ki o kahvaltı bugünkü gibi peynirli, zeytinli kahvaltı değil, akşam artan yemeklerin sabah yenmesi biçiminde bir kahvaltıydı. Ardından eğitime başlarlardı. Mesela çocuklar, ufak çocuklar, Yeniçeri Birliği'ne alınmış akıncı olabilme ihtimali olan ufak çocuklar önce mutfağa gönderilirdi. Mutfaktan akıncı çıkar mı demeyin, mutfaktan akıncı çıkar. Zira o çocuk sabah namazında başlar, akşam namazına kadar mutfakta, fırında hamur yoğururdu. Bir insanın 4-5 sene boyunca her gün sabah namazından akşam namazına kadar şöyle bir faaliyet yaptığını, hamur yoğurduğunu düşünürsek 5 yıl sonra şuralar ne olur ve 5 yıl sonra o tuttuğunu bir daha bırakır mı? 5 yıl boyunca hamur yoğuran ve artık bilekleri tuttuğunu kopartacak kadar kuvvetli olan bu akıncı talebesi oradan alınır, helvahaneye gönderilirdi. Helvahanede yuvarlak mermerler vardı ve onlar avuç içleriyle o mermerleri tokatlarlardı. Seneler boyunca mermer tokatlayan bu çocukların avuçlarının içinde bir nasır kütlesi oluşuyordu. Ardından o mermer kurnanın, o helva yoğurulan mermerin üzeri ıslatılır. Şöyle yaklaşık bir santimlik bir su olur ve ıslak mermer dövülürdü. Önce yoğuran, ardından kuru mermere, ardından ıslak mermere seneler boyunca tokat atan bu eller birkaç sene sonra mezun olduğunda, Akıncılar Birliği'ne girdiğinde nasıl bir kuvvete ve nasıl bir güçle düşmana vurduğunu siz hesap edin. İşte buna tarih, işte buna Avrupa, işte bu vurma tekniğine bütün dünya Osmanlı tokatı diyordu. Osmanlı tokatı biçiminde vurulan tokat, yani
çizimlerden ve anlatımlardan anladığımıza göre bir sopa biçiminde kullanılan kol, nasırlı parmaklar, bir insanın alt çene kemiğinin kulak memesinin hemen altında üst kemikle birleştiği yere yukarıdan aşağıya doğru vurduğunda o kemiğin çıkması, başın dönmesi ve boynun kırılması gerekmekteydi. Zira yıllarca bu eller boşu boşuna hamur yoğurmadı. Zira yıllarca bu eller boşu boşuna mermer dövmedi. Osmanlı tokatı ile üzerinde bir şövalye taşıyan atın böğrüne vurulan bir yumruk ya da bir tokatla nasıl devrildiğini tarih kitapları, hatıra kitapları, savaşa katılan insanların yazmış olduğu günlüklerden okuyoruz. Biz öyle bir ataya sahibiz ki bir tek yumrukla ya da bir tek tokatla üzerinde insan bulunan atı devirebiliyormuş. Bu devlet o yumrukların, bu devlet o gücün üzerinde kuruldu. Yine eski kaynaklara göz gezdirdiğimizde bu insanlara neden deliler denildiğini Fransız mühendis ve asker Elin Menes'in 1684 yılında şöyle ifade etmiştir. Bu Osmanlı askerleri öylesine cesurlardır ki bir kralın hizmetine girdikten sonra onları vazgeçirebilecek hiçbir ceza korkusu yoktur. Bu nedenlerden dolayı Türkler onlara deli adını vermişlerdir. Ve bu ad dillerinde akıl sağlığı ile alakalı problemi değil, gözlerinin pek olduğunu, korkusuz olduğunu ifade etmektedir. Yine bir başka Fransızca kaynakta 1672'de Anton Galland şöyle söylemektedir. Deliler hakkında şöyle bahsetmektedir. Deli sözü Türkçe'de mecnun anlamına gelir. Ama bundan bu adamların mecnun ya da akıllarını yitirdikleri anlamı çıkmamalıdır. Bu, kendilerini tehlikeye atmak konusunda gösterdikleri azim ve inattan, nefislerini tehlikeye gerçekten deliymişçesine bir pervasızlıkla atışlarından dolayıdır. Ok yağmuruna karşı göğsünü uzatan adama bu topraklarda deli denmektedir. Osmanlı Devleti artık duraklamaya girmiş. Her kurumda olduğu gibi Yeniçeri kurum ve ocağında da bir takım düzenlemelere ayak uyduramayan yozlaşmalar ortaya çıkmıştır. Yeniçeri Ocağı artık dayanılmaz, tahammül edilemez bir hal aldığında Yeniçeri Ocağı insanların üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunda 2. Mahmut 1826 tarihinde yapması gerekeni yaptı. B şıkkı yoktu. A şıkkı vardı. Yapması gerekeni yaptı. Devletin başına bela olan, devleti mağrur, devleti mesrur etmek yerine devletin başına bela olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasıyla birlikte otomatik olarak Yeniçeri Ocağı'nın içinde çok seçkin, çok özel bir birlik olan Akıncılar da kalktı. Akıncıların içinde bulunan deliler de otomatik olarak deli başlarıyla birlikte ortadan kalktı. Artık Osmanlı ordusunun bir Akıncılar tertibatı, bir delisi yoktu. Bu bir süre devam etti. Bu sürecin sonucunda Osmanlı Devleti devlet için canını feda etmeyi cana minnet sayacak, can gözü kara delikanlıların yokluğunu hissetmeye başladığında Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşları, Dimetoko Savaşları Osmanlı Devleti'nin başına bela unsuru olarak geldi. Yüzbaşı Cemil diye bir adam var. Pek bilinmez, pek tanınmaz. Biz bu arada sahi Yüzbaşı Cemilleri, Yüzbaşı Farukları, Yakupları neden tanımıyoruz? Yüzbaşı Cemil Bey Trablusgarp Savaşı'nda aslanlar gibi savaşmış, Balkan Savaşları'nda elinden ne geliyorsa yapmış,
bacağından yara almış, sırtından yara almış, bu vatan için topraklara kanını dökmüş büyük bir kahramandır. İşte bu Süleyman Askeri Bey önderliğinde. Bu arada sevgili dostlar, lütfen Süleyman Askeri Bey kimdir? Yüzbaşı Cemil Bey kimdir? Bunların kim olduğunu, bu memleket için neler yaptıklarını öğrenelim. Bu durum bizim onlara torunluk vazifemizdir. Yüzbaşı Cemil Bey Trablusgarp Savaşı'nda ve Balkan Savaşları'nda kendisine ait olan ve sayısı 60'ı geçmeyen Deliler Birliği'nden, yani devletin kuruluş ve devletin yükseliş döneminde adına deliler dediğimiz o özel seçkin birlik neyse, işte 20. yüzyılın başlarında onu oluşturmaya çalıştılar ve çok ciddi 60 kişiyle bir birliğin, bir belki de bir tugayın, bir alayın, bir taburun yapabileceği kahramanlıklara imza atmıştır. İşte o birlik Ocak 1915 tarihinde dünyanın yenilmez olarak bilinen ordusu, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya İmparatorluğu'nun kara kuvvetlerini yerle bir etti. 13.480 askerini başındaki General Tonset'le beraber esir aldı. Evet, hepimizin bildiği gibi tarih kitaplarımızda olmayan, kutlama programlarımızda olmayan, müfredatımızda olmayan kahraman bir savaştan bahsediyorum. Süleyman Askeri Beylerin, Sakallı Nurettinlerin, Subaşı Yakupların, Halil Kut Paşaların önderliğinde kazanılan o savaşa Kutülamare denir. Kutülamare Savaşı'nda işte bu Yüzbaşı Cemil, Süleyman Askeri Bey'in bir askeri olarak özel bir birlik kurdu. O birliğin adı Osmancık taburuydu. Canını bu vatan için hiç çekinmeden öl dendiğinde, neden ben ölüyorum, sen niye ölmüyorsun demeksizin öl dendiğinde, emredersiniz deyip gidip ölen insanların oluşturduğu birliğe ne ismi verelim diye düşünmüşler. Özel bir harekat birliği kuracağız. Ama bu harekat birliğinin adı ne olacak? Ziya Gökalp, Aka Gündüz ve Ömer Seyfettin toplanmışlar. Bu birliğe Osman Gazi'nin askerleri ve küçük kurucu Osman Gazi'ler demek olan Osmancık taburu adını vermişler. 350-400 kişiden oluşan Osmancık taburu hiç beklenmeyen anlarda İngiliz askerlerinin üzerine yapmış olduğu yıldırma gerilla harekatıyla General Tonset ve 13.000 askerini her daim geri adım attırmış, onlara bir santim toprak kazandırmamıştır. Zira Bağdat'ın biraz kuzeyi dünya petrol rezervinin %76'sını elinde bulunduran Osmanlı Devleti'nin en önemli petrol rezervleriydi. İngilizler bu petrol rezervlerine sahip olmak için güneyden Bağdat üzerine hücum etti. Osmanlı ordusu Ocak 1915 tarihinde 3 ayrı cephede 3 ayrı şanlı kahramanlığa imza atıyordu. 1. Çanakkale Harekatı, 2. Kafkas Harekatı, 3. Güneyde, hem batıda hem kuzeyde hem güneyde. Güneydekini söylemedik değil mi? Kutülamare. Ocak 1915 bu topraklarda çok da fazla bilinmese de kahramanlıkların yılıdır. Ve o tarihte maalesef bir huruç harekatıyla İngilizleri, üzerimize gelen İngilizleri püskürtmek için Yüzbaşı Cemil Bey şehit olmuş. Hemen ardından Süleyman Askeri Bey şehit olmuş. Hemen ardından Yüzbaşı Yakup Bey şehit olmuş. Bir bocalama dönemi geçiren Osmancık taburu o savaşı kazandı. Bir taburla bu vatan uğrunda, şu an üzerine bastığımız şu toprak uğrunda ölmeyi şeref sayan bir grup 350 kişinin kazandığı zaferden bahsediyorum. İşte onlara tarihte deliler deniyordu. Onlara tarihte
Akıncılar deniyordu. Onlara Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Birliği'nin seçkin zümresi olan Osmancık taburu deniyordu. Bu insanlardan tek şey istendi. Bir, bekar olmaları. İki, arkada onları bekleyen hiç kimsenin olmaması. Zira gözü yaşlı bir anne, zira gözü yaşlı bir evlat devletin istemeyeceği bir şeydi. Yetim, öksüz ve dul bırakmamak lazımdı. Bu yüzden çoğunlukla şu an biz Gebze'deyiz. Çoğunlukla Kocaeli bölgesinden ve Sakarya bölgesinden alınan seçkin zümre. Bir de çok güzel bir şey, Çorum'un Osmancık ilçesinden gelen çocukların oluşturduğu bu seçkin zümre Osmancık taburunu oluşturdu. Hem Çorum Osmancık'tan geliyorlar, hem de içinde bulundukları taburun adı Osmancık taburu. Bu topraklar, bu toprakların üzerine basarak yaşayan insanlar bu durumu bilsinler ya da bilmesinler, bu topraklar yani Gebze, yani İzmit, yani Gölcük, yani Hereke, yani Kocaeli, bu topraklara ölümü göze alarak özgürlük veren Osmancık taburunun askerlerini yetiştirdi. Ve o çocuklar gittiler, Kutulamare'de şehit oldular. O çocuklar gittiler, canlarını feda ettiler. Ama İngiltere'ye, o yenilmez diye şımartılan İngiltere'ye çok acı bir mağlubiyet verdiler. Osmancık taburu bitti mi? Osmancık taburu bitmedi. Osmancık taburu bugün özel harekat komandoları olarak karşımıza çıkmış durumda. Size bir Osmancık taburu askeri söyleyeyim mi? Ömer Halis Demir. Osmancık taburunun bugünkü karşılığı Ömer Halis Demir. Akıncılar Beylerbeyi, Malkoçoğlu Mehmet Bey'in torunu Fethi Sekin. Ve 15 Temmuz'da adını altın harflerle gökyüzüne yazan nice kahramanlar, bizler bu topraklara canlarını yere seren, halılar gibi seren, bu toprakları kanlarıyla ıslatan bu insanların sayesinde biz buradayız. O son dönemlerin delileri olan Osmancık taburunun yemin metni ne kadar da güzel. Diyor ki, elimde tüfek, gönlümde iman, dileğim iki, din ile vatan, ocağım ordu, büyüğüm sultan, sultana imdat eyle ya Rabbi, sultana imdat eyle ya Rabbi, ömrünü müzdat eyle ya Rabbi, minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber.